Lale Gül TV artık Türkiye ile birlikte Avrupa'da yayında. Lale Gül TV'yi izlemek için HD uydu alıcılarınızı artık yeni frekansımıza ayarlamanız gerekiyor. Yeni kurulum bilgilerimiz. Frekans 12.685, sembol oranı 30.000, polarizasyon, dikey, vertikal. Önemli uyarı. HD uydu alıcısı olan izleyicilerimizin Lale Gül TV'yi izlemeleri için

<Sessizlik> <Sessizlik> Sallu ala şefi'i cunubina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu ala, ala al Muhammed. Allahümme salli ala, ala al Muhammed salli ala ve ala el Muhammed. Teala ve Tekaddes Hazretler gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade anlatılanlardan ders almak, ibret almak ve amel safhasına koyabilmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin. Evet şu anda ekranları başlarında bizleri izleyen siz çok kıymetli Lale Gül TV izleyenlerini öncelikle hürmetler ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Muhterem izleyenlerim, böylece senenin miladi senenin de sonuna geldik ve 2022 yılının son sohbetini sizlerle inşallah birlikte yapma gayret edeceğiz. Ömrü olana günler geçiyor, 2022'de geçiyor, 2023'te geliyor. 2030-2040 yani ömrü olana demek ki bugünlerde gelecek. Tabi yarına kimsenin garantisi yok ama kullu ayetin karib her gelecek yakındır buyurulmuş. Her gelecek yakındır. Dolayısıyla ölüm yakın, kabir yakın, ahiret yakın, hesap yakın, mizan yakın. Dolayısıyla bu sene sonları, sene başları, günlerin efendim bitmesi, Değil mi? zamanların geçmesi aslında her geçen gün her birer adım daha ne yapıyoruz? ahirete yaklaşıyoruz hesaba yaklaşıyoruz inşallah cennete yaklaşıyoruz Rabbim celle celaluhu cennet yolunda şerati garra caddesinde istikamet üzere cümlemize devam febat, istikamet ihsan eylesin amin Evet kıymetli kardeşlerim dedi ki 2022 yılının artık son sohbeti yarından sonra artık yeni bir yıl başlayacak e tabi e, bizim yani kullandığımız takvimler miladi takvim, duvarlarımıza efendim yeni takvimler asacağız. Belki bazılarınız astılar bile. E tabi e, yani elektrik faturası efendim, e, su faturası, e, doğal gaz faturası değil mi? Hep yani bu takvime göre. E, dolayısıyla bordrolar, maaşlar vesaireler bu takvime göre. Yani ne yapıyoruz? E, bunu kullanıyoruz. Ha bizim için de zaten bundan başka da bir özelliği yok olmaması lazım ve bunu da böyle anlamamız lazım. Ama şimdi bakıyoruz bazı çevreler yani bu yılbaşını kutlamak için he çoktan hazırlıklarını yapmışlar. Yani otel rezervasyonları yaptırmışlar işte gazinolarda, barlarda vesairelerde. Efendim dağlarda, bayırlarda. Neyse kulüpler şunlar bunlar. Herkes bir hazırlık, herkes bir efendim rezervasyon e, o geceyi kutlamak için adeta böyle bir seferberlik e, şeklinde bir hazırlık maalesef görüyoruz. Ha genel olarak halkta, sokaklarda, caddelerde eskisi gibi böyle bir hazırlık elbette yok elhamdülillah. Yani önceden hakikaten daha bir yaygın e, bir durum vardı. Yani en kenar mahallelerde, en kenar semtlerde bile en ucra sokaklara kadar hep efendim bakıyorsun e, dükkanlar. Yani basit bir dükkan yani sen şimdi efendim kalkıyor bu işte yok çam dikiyor, yok efendim süslemeler, yok efendim e, Noel babalar vesaireler. Yani böyle bir efendim bazı hazırlıklar evvelce en ucra köşelere kadar vardı. Ama şimdi elhamdülillah bunlar kalktı. Biraz daha merkezi yerlerde, biraz daha işte AVM'lerde, şuralarda, buralarda e, maalesef gene bunlar e, görülebiliyor. E, i̇nşallah bunların da bir an önce Rabbim Celle Celaluhu bitmesini ve tamamen efendim bu Noel yortusunun şu ülke olarak Kutlamak kutlamaktan uzak bir hayatı Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Çünkü bu yani bizim örfümüzde, bizim kültürümüzde pek alakası olan bir şey değil. Çünkü her toplumun neyi vardır? Kendine göre örfü vardır, ananesi vardır, gelenekleri vardır, kültürü vardır. Yani toplumlar kendi kültürleriyle, örfleriyle, efendim manevi dinamikleriyle ayakta kalırlar. Dolayısıyla... Dolayısıyla her tabi toplumu kendine göre bir bayramı da vardır tabi bayramlar nedir bayramlar ya dini kaynaklıdır ya Efendim tarihi yönden e, millidir yani tarihi bir hadise cereyan etmiştir ve bundan dolayı ne var toplumlar bayramlarını kutlayabilirler e bizim de şimdi dini bayramlarımız var mıdır var Kurban Bayramı olsun Ramazan Bayramı olsun Bunlar nedir bizim dini bayramlarımızdır yani dini referans alarak yaptıklarımız Bayram Bir de Milli bayramlarımız vardır ki yani efendim tarihi bir takım vesikalar olmuştur, zaferler olmuştur, fetihler olmuştur. E bu münasebetle tabii millet olarak e o şanlı ecdadı anmak ve geçmişi unutmayıp geleceğe de ışık tutmak bakımından demek ki bu şekilde ne yapılabilir? Kutlanabilir. Ama yılbaşında ne olmuştur? 31 Aralık'ta ne olmuştur? Hangi tarihi bir vesika olmuştur? Hangi efendim dini bir bayram vardır? Bizimle uzaktan yakından aslında hiçbir alakası olmayan bir gün. Fakat nedense İslam aleminde de çok nedense rağbet görüyor. Ve efendim Müslümanlar da bu işe e, maalesef merak salıyorlar. Dolayısıyla aman dikkat edelim. Bu gibi meselelere tevessül etmeyelim. Çünkü burada... Yani bu yılbaşı meselesi öyle basit bir olay gibi gelmesin. Çünkü burada ne vardır? Burada çünkü efendim bu Noel yortusu, Christmas dediğimiz efendim bu e eğlencelerin tertip edilmesi vesaireler yani dini bir bayram. Hristiyanların dini bayramı sebebiyle efendim yapılması münasebetiyle e burada ne oluyor? Bir tehlike arz etmiş oluyor. Yani İsa Aleyhisselam'ın işte doğumunun efendim işte seneyi devriyesi olmuş oluyor. E şimdi genelde bakıyorsun bu tabii 24 Aralık'tan itibaren kutlamaya başlıyorlar. Bazı işte Ermeni kiliseleri herhalde 6 Ocak'ta kutluyormuşlar zannediyorum. Şimdi 24 Aralık 6 Ocak e bunun arasında tabii efendim birleştirenler var. Birleştiriyorlar ve genelde de 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece efendim hoppala zıbbala takımının da aslında kutladığı gece o gece e bizinkiler de maalesef o geceye ne yapıyorlar? Rağbet ediyorlar. Ha bazıları şöyle diyebilir. Madem bir peygamberin seneyi devriyesi yani ne var peygamberin efendim doğumunu kutluyoruz diyenler olursa e, öyle kutluyorsan kutla kardeşim. He? Sen Mevlid gecesini Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in efendim, viladetini nasıl kutluyorsun? Değil mi? Yani e, salavatlarla, vaazlarla, sohbetlerle e, böyle yapacaksan yap. Ama sen hem peygamberin doğumunu kutluyorum diye çam kavak dikersen ne olacak? Hadi Hristiyan çam dikmiş, kavak dikmiş. Kimi bekliyorsun? Diyor ki İsa Aleyhisselam bekliyorum diyor. Neymiş efendim? Çama inecekmiş. Aslında nereye inecek? Çama mı? Hayır. Şam'a inecek. Minaretül beyda. Beyaz minareye inecek yani. Kıyamete yakın. Kıyametin en büyük alametlerinden. E dolayısıyla e şimdi hadi o öyle inanıyor, öyle yapıyor. Sana ne oluyor Müslüman? Yani bir Müslüman ne diye yani hem peygamberin doğumu diyeceksin savunurken hem de efendim içkiyle, kumarla, tombalayla, hoppalayla, zıppalayla, baloyla efendim dansla kas kızartmasıyla, domuz başıyla bilmem neyle kutlayacaksın. Bu hiç tabii olacak iş değil kıymetli kardeşlerim. Evet yani o gece yani e, yarın gece özellikle ne yapmak lazım tabii yani bir İlim meclisinde bulunmaya gayret etmek lazım. Bir ilim meclisinde. Şimdi alternatif programlar da var elhamdülillah. Onlardan birine iştirak etmek lazım. Genelde tabii Mekke'nin fethi diyerekten efendim böyle programlar yapılıyor. Şimdi Mekke'nin fethi yazdığı zamanda hemen birileri diyor ki ya Mekke'nin fethi 31 Aralık'ta mı? Vay 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 ne kadar da çok biliyorsun. Kimse bilmiyordu sen buldun yani. Kardeş millet lanete sebep olacak bir gece yaşıyor. Anlıyor musun? danslarla balolarla toplumsal bir isyanın olduğu bir gece. Yani işte bu alternatif programlarla bu lanete sebep olacak gecenin rahmete sebep olabilmesi için ya bir uğraşı var, bir gayret var. Sana ne oluyor yani? He? O gece miymiş? O gece değil. Bilmiyor mu millet? He? Ama bu regaib gecesi değil ki. Berat gecesi değil ki. Berat gecesi Şaban'ın yarı gecesi. Regaib gecesi Recep-i Şerif'in efendim ilk cuma gecesi. Onlar da ne yapamazsın şaşırtama ileri geri yapmak olmaz. Ama Mekke'nin fethi tarihi bir olay. Yani sen tarihi bir olayı üç gün önce beş gün önce kutlayamaz mısın? He? Mesela Çanakkale zaferini Mart ayını komple ne yapıyoruz? Efendim e, zafer haftası gibi kutlanabiliyor. Şehitler haftası olabiliyor. İşte Çanakkale zaferi dünyaya parmak ısırtan bir zafer. Bu Necip millet 250 bin şehit vermiş, etinden keminden kala kurmuş, vatanın mukaddesatını öyle korumuş. Ve bu o ayı komple ne yapabilir? Efendim bunlarla geçirebilir mi? Evet. Önde olur, sonra olur. İlla efendim 18 Mart olması şart değil ki. 18 Mart'ta da yapar, önce de yapar, sonra da yapar. Çünkü bunlar tarihi bir vesika, tarihi bir hadise. Bir hafta da kutlayabilirsin. Ne var bunda? Dolayısıyla Mekke'nin fethini de ha, biraz yakın olması, birkaç gün ara olması hasebiyle o gece hem o anlatılıyor hem efendim insanları e, evinde de olsa, evinde de olsa, Dansöz seyredecek, bilmem ne seyredecek. Efendim Noel yortusuyla o efendim Christmas şu bu derken efendim tombala leblebi yani o işlere bulaşmasın diye böyle bir alternatif program böyle bir şey yapılıyor. Dolayısıyla buna da bahane bulmayalım. Anlıyor musun? Böyle bir bahane bulmak için yani ben bu mevz mevzuyu nasıl eleştireyim acaba? Ne eksik var? Hangi kulbundan tutayım? Böyle bir taife var. Böyle bir taife var. Eleştirmekte en önde he. Herkese bir kulp bulur, herkese bir bahane bulacak. Yazarken zannedersin ki aman ya Rabbi ne kadar da mübarek adam, ne kadar takva, eksiği noksanı yok. Hani dedik ya, yani anasına demediğine bırakmaz, anasının lafını dinlemez. Ama oraya yazarken Veysel Karani, ne kadar da mübarek. He? Herkes zaten sosyal medyada, herkes evliya. Herkes mübarek, herkes takva. Eleştiren efendim hata bulan öyle miydi böyle miydi? Sen ne yapıyorsun? Bakalım sen ne yapacaksın o gece? Bakalım o gece ne yapacaksın? O gece ne yap biliyor musun? Ya bir alternatif program bul git ilim meclisinde bulun. Çünkü insanların isyanda olduğu bir dönemde insanlar isyan ederken zikirde olmak, ilim meclisinde olmak he? elbette çok daha katmerli sevabı var. Veya hiçbir şey yapamıyorsan namazını kıl, erkenden o gece yat. Evet. insanlar isyandayken ya ibadette olmalı ya da ne yapmalı? Yatmalı kardeşim yani. Onun için Rabbim Celle Celaluhu insanların toplumsal isyana hazırlık yaptığı ve lanete sebep olabilecek bir geceyi bizler rahmete vesile olacak şekilde efendim amel edebilmek, o geceyi rahmete vesile olacak şekilde geçirebilmek Rabbim cümlemize nasip eylesin amin. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani dedik ya her toplumun kendine has örfü vardır, ananesi vardır, adetleri vardır. E, dolayısıyla bizde bunun tabi pek alakası yoktur. Ne dini, ne milli, herhangi bir efendim bizimle irtibatı olmayan bir gece. Dolayısıyla dedik ya Noel kutlamaları Hristiyanlara mahsus he, dini bir bayram. İsa Aleyhisselam'ın doğum günü kabul ettikleri o zaman ne olmuş oluyor? Şimdi İsa Aleyhisselam'ın doğum günü kabul edilmesi ne demek biliyor musun? Aslında bir nevi Hristiyanların doğuşunu kutlamak gibi bir şeydir bu. Evet. Yani Hristiyanlığın doğumunu kutluyor. Ne zaman kutluyor ama? İslam'da geldikten sonra. İnne din aindallah il İslam. Allah katında tek din İslam'dır. Ve men yebte gayrel İslami dinen fele Her kim İslam'dan başka din ararsa kesinlikle kabul edilmeyecek Mevla buyuruyor. Ha, dolayısıyla şimdi ben Kur'an'a göre konuşuyorum. İslam'a göre konuşuyoruz. Anlıyor musun? Allah Teala ne buyurdu? Allah katında tek din İslam buyurdu mu? Ha. Tek hak din hangisi? İslam. Onun dışındakiler Kur'an'a göre konuşuyorum. Batıl. Şimdi sen İslam'a göre batıl olan bir dinin dini bayramını kutlar ve o geceye iştirak edersen ne yapmış oluyorsun? İslam'a göre batıl olan bir dine kıymet vermiş oluyorsun. Çünkü onun dini ritüelini yapıyorsun. Bak sıradan bir gün değil. Bu komşu düğünü değil. He? Sıradan bir tören değil. Kafana göre hoppala bala bir eğlence değil. Hristiyanlığın, Hristiyanların dini bayramı. Sen o dini bayramı kutladığın zaman ne yapmış oluyorsun? Onu hak menzilesine çıkarıyorsun. O zaman hak olan dini de batıl menzilesine indirmiş oluyorsun ki işte zaten tehlike de burada başlıyor. Şuurlu olmak lazım. Mesela bakıyorsun, şimdi de zannediyorum internette dolaşıma gene sokmuşlar. Bursa Protestan Kilisesi Papazı. Yani şuurlu bir adam kendine göre, kendi inancına göre şuurlu bir adam. Çok öncelerde bir röportaj yapmışlardı. işte şimdi gene dolaşıyor galiba o. Ne diyor? Ben diyor Müslümanlara şaşıyorum diyor. Noel ağacı alıyorlar diyor. Christmas diyorlar diyor. Noel babalar dolaşıyor etrafta diyor. Bak bak papaz buna şaşırıyor yani. He? Mesela diyor biz Müslümanların hiçbir bayramını kutlamayız diyor. Anladın mı? Biz Müslümanların hiçbir bayramını kutlamayız diyor adam. Doğru söylüyor. E tabi. Çünkü yani sen herhangi bir Hristiyanı Ramazan'da oruç tutarken gördün mü? Kurban bayramında kurban keserken gördün mü? He? Yani bunun gibi düşün. Dini bir bayram. O şekilde düşünürsen o zaman ne yapmak lazım? Ona göre dikkat etmek lazım. Çünkü İslam'ın dışındaki herhangi bir inancın dini ritüelini, dini bir takım efendim yaptıkları törenleri vesaireleri eğer kutlamak, itibar etmek, onlarla beraber bu işle meşgul olmak ne var? Bakın insanı itikaden tehlikeye sokabilir. Hani meşhur bir hadise vardır. Yeri geldi anlatalım. Hani İmam Rabbani Hazretleri'nin bir komşusu vardı. Çünkü İmam Rabbani Hazretleri malumunuz Hindistan'da, Serhent'te. Serhent'te de hala bakıyorsun yani çok değişik dinlere mensup insanlar var. Orada mesela sihler var. Adamlar efendim sakallı, sarıklı. Sen de onları bayağı bir Müslüman zannediyorsun. Değil adamların kendilerine göre bir dinleri var yani. Ha, orada başka dinlere mensup. Sihler var, efendim ineğe tapan var, fareye tapan var, başka şeylere tapan var. İşte o zaman da mecusiler de var. Ha, şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bir komşusu. Adam ölüm döşeğinde İmam-ı Rabbani Hazretlerine de haber gönderiyorlar. Diyorlar ki böyle böyle yani komşun işte ölüm döşeğinde ama bir türlü ölemiyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri tabi komşuluk hakkıdır. Geliyor. Adam Müslüman tabii o. Adamı uzatmışlar böyle. Ama adamın surat simsiyah olmuş. Dudaklar böyle gerilmiş. Damarlar böyle parmak kalınlığında neredeyse. Adam hırıl hırıl hırlıyor. Can veremiyor. Ağzından böyle köpükler geliyor. Allah Allah. Yani bu adamın can verememesinin sebebi ne acaba? Herhangi bir rahatsızlığı da yok. Hani bir kalbi vardır, başka bir rahatsızlığı vardır falan. Böyle bir şey de yok. Yani birden böyle bir hale bürünüyor. Ve bu adam belli ki sekeratı e, sekeratül mevte girmiş, ölüm anı ve adam hırlıyor, can veremiyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri onun kalbine bir teveccüh ediyor. allah Teala'nın dostlarına verdiği bir tasarruf vardır. Hani bir söz vardır denir ya, Allah dostların, alimi e, alimin yanında dilini, Allah dostlarının yanında da kalbini tutacaksın. Çünkü onlar cevasi sül Kalp casusudur onlar. Öyle ya. Vevha ile nahl, arya vahyeden, Arı'ya ilham eden Allah, Mevla'nın dostuna ilham etmez mi? Yani onun kalbinde ne var ne yok adeta ultrason gibi efendim, Mevla onun kalbine, dostunun kalbine ilham ediyor. Yumdu gözünü şöyle kalp gözüyle bir baktı bir nazar etti. Manen bir de baktı ki kalbinde simsiyah bir karalık var. Zift gibi bir şey yapışmış. Kalp karal, e, kararmış yani. Ha anladı ki adamın can verememesine sebep o karalık. Evet. Hoca efendi yani kalbini görebiliyor mu? <laughs> İttakû firâsetel mü'min fe innehu yanduru minûrillâhi azza ve cel. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Mü'minin firasetinden sakının çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Allah'ın nuruyla bakar. O nurla baktığı zaman işte Mevla ne yapıyor? Gösteriyor. Hani diyoruz ya sallu ala tabibi kulubina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kalplerin tabibi olan he, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ediyoruz ya. Ha, onlar etibba'ul kulub. Kalplerin tabipleri. E, dolayısıyla el ulema ve enbiya. Alimler, ilmiyle amil olan alimler de peygamber varış olduğuna göre bu kalp doktorluğu, tabipliği de veraset yoluyla ne yapıyor? Onun peşinden giden alimlere geçebiliyor mu? Geçiyor. İşte onlar da kalp doktorları. Evet, manevi kardiyologlar. Hani Abdülhalik Ucduvani Hazretleri bir keresinde bir ilim meclisi sohbet ediyorlar. Arkadan kalabalık bir meclis, cemaat var. Arkadan birisi kalktı. Yani sırtında cübbesi var, sakalı var. Efendim başında sarık sarmış. Bu hadis-i şerifi sordu. Dedi ki ittaku el mümin fe innehu yanduru bi nurillah azza ve cel. Müminin firasetinden sakının çünkü Allah'ın nuruyla bakar. Ne demek dedi? Yani böyle bir hadis var. Bunu bir açıkla bakalım. Abdülhalik Ucduvani Hazretleri soruyu alınca şöyle bir mübarek başını eğdi, gözünü yumdu. Bir müddet sonra mübarek başını kaldırdı ve o gence hitaben dedi ki Ey delikanlı bu hadis-i şerifin manası Efendim belindeki zünnarı çıkarman ve iman etmendir dedi. Herkes birden şaşırdı bir soğuk duş oldu adeta. O genç de dedi ki olur mu öyle şey dedi zünnar ben niye takayım dedi ben ben Müslümanım falan dedi. Çünkü zünnar nedir? Hristiyan alameti olan bele takılan uçları yandan aşağı sarkıtılan bir kuşak. Yani bu zünnar Hristiyan alameti. Yani bugün haç takan bir bir Müslüman haç takar mı? Asla takmaz. Çünkü haç nedir? Dini bir semboldür Hristiyanların. Dolayısıyla ben Hristiyanım demektir. Yani bir adamın boynunda haç varsa e bu Hristiyandır öyle düşünülür. Ha şimdi zünnar da Hristiyanların alameti olan bele takılan bir kuşak. Dolayısıyla belindeki zünnarı çıkarman deyince ve iman etmendir deyince hemen etrafındakiler dediler gel bakalım. Bu tabi itiraz etti olmaz falan dedi kızardı bozardı ama cübbeyi çıkardılar hırkayı çıkardılar. Aa bir de baktılar hakikaten belinde zünnar var. Meğer Hristiyanmış gerçekten. Yani gelmiş ki belki de avlayacak. Ama geldi ne oldu biliyor musun? al oldu. Yani bu hadisin manası nedir? Mümin Allah'ın nuruyla bakar. Ne demek? Bak da gör bakalım ben Müslüman mıyım değil miyim diye adeta bir deneme yanılma yapacak. He? E karşısındaki var? Senin benim gibi adam yok ki. Koskoca Abdülkadir Gucduvan Hazretleri. Manen he, üveysi olarak Şah ben Hazretleri'ni yetiştiren büyük şahsiyet. He, 11 temel düsturu Nakşi efendim, e, yolunda o düsturu yerleştiren o büyük zat. Evet. Bir de baktılar ki hakikaten belinde zünnar var. O da şaşırdı biliyor musun? Yani güya bununla eleştirecekti İslam'ı ama baktı ki hak çıktı, doğru çıktı. He? Ve o da etkilendi ve orada ne dedi? Efendim dedi ki doğru söylüyorsun. Bu hadis-i şerif demek ki hakmış. Söyleyen de hak, cevap veren de ben de dedi iman ediyorum ve orada kelime-i getirdi ve Müslüman oldu. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri bu kelime-i şehadeti dille ikrar kalbe tasdik edenlerden dünya ahiret bizleri ayırmasın. Amin. Ve orada Müslüman oldu. Abdülhal Gucdani Hazretleri de ne buyurdu? Dedi ki o belindeki zünnarı çıkardı. Biz de kalplerimiz, kalbimizdeki zünnarları çıkaralım. He? Ve biz de nefislerimizi adam edelim demek istedi yani. İşte öyle bir bakış. Allah bazı dostlarına veriyor. Rabbim bizlere de firaset nasip eylesin. İttakū firâset el-mü'min fe'innehu yanzuru bi nurillahi azza ve celle. Mümin Allah'ın nuruyla bakar, onun bakışından korkunuz diyor ya. Rabbim bizlere de bu hadis-i şerife muhatap eylesin. Amin. İşte İmam Rabbani Hazretleri bu bakışla komşusunun kalbine bir teveccühte bulunuyor. Bir de baktı ki kalbi kap kapkara, simsiyah. Allah Allah. Acaba neden oldu bu karalık? Şöyle bir manevi teveccühte bulundu. Manevi bir operasyon diyelim. Dedik ya allah Teala dostlarına böyle bir tasarruf veriyor. Onlar etibba-ül kulüp, kalp doktorları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den onlara veraset yoluna geçen bir efendim, e, meziyettir bu. Allah'ın dostlarına lütfudur bu. O kalbindeki karalığı bir kaldırmak için bir teveccühte bulunuyor. Ama o kalbindeki karalığı kaldıramıyor. Hatta inen tepesi kadar bir yer bile o siyahlıktan koparamıyor. Bir daha bir teveccühte bulunuyor, gene kaldıramıyor. Ve İmam Rabbani Hazretleri şöyle bir duruyor. Belki de biraz üzülüyor. Çünkü yani acaba manevi makamında bir tenzil mi oldu, bir düşme mi oldu ki? Böyle bir teveccüh sahibiyken komşusuna hiçbir tesiri olmadı. İşte bunu düşünürken hatiften bir ses geliyor. Deniyor ki ey imam sen komşunun kalbine yapmış olduğun bu teveccühü şu karşıdaki dağlara yapsaydın vallahi lazım dağlar yerle bir olurdu. Ama komşunun kalbindeki karalığı kaldırmana imkan yok. O karalık ancak cehennem ateşiyle paklanacak diyor. Evet, cehennem ateşiyle paklanacak. Ne olmuş? Ne yapmış bu? Bu ne yapmış biliyor musun? Komşusu var onun. Mecusi, Mecusi bir komşusu. O Mecusi komşusunun dini bir efendim gününde, töreninde, dini bir bayramında onlara uyarak bu da onlar gibi kırmızı pilav yapmış. Onların törenlerine iştirak etmiş ve kırmızı pilav yemiş. Kırmızı pilavı yutunca zokayı da maalesef yutmuş. Evet kıymetli kardeşlerim. Bu konuya devam edeceğiz kaldığımız yerden ama kısa bir ara. Aranın ardından tekrar burada olacağız inşallah. Evet kıymetli kardeşlerim kaldığımız yerden devam ediyoruz. İmam Rabbani Hazretlerinin komşusundan bahsediyorduk. Malumunuz olduğu üzere işte ölüm döşeğinde kısa bir mukaddime yapalım ölüm döşeğindeyken davet ediyorlar. Gidiyor bakıyor. Adam hakikaten efendim, ölüm döşeğinde ama bir türlü can veremiyor. Adamın damarlar gerilmiş, adamın surat simsiyah olmuş, dudaklar ona keza hırıl hırıl hırlıyor. Ağzından hafif köpükler çıkmaya başlamış. İmam Rabbani Hazretleri de o 2000. yılın müceddidi, 70 bin evliyanın reisi, Değil mi? O gönüller Sultan İmam Rabbani Hazretleri kalbine bir teveccühte bulunuyor. Bakıyor ki onun kalbinde bir karalık var, bir siyahlık var. O karalığı kaldırmak için manevi bir teveccühle yani manevi bir operasyonla o karalığı kaldırmak istiyor ki yani demek ki bunun can verememesine sebep olan bu kalbindeki karalık. Fakat ona muvaffak ol, olamıyor. Bir daha efendim bir teveccühte bulunuyor. Gene muvaffak olan olamıyor. Sonra hatiften bir nida geliyor. Ey imam, sen onun kalbine yaptığın teveccühü şu karşıki dağlara yapsaydın vallahi adım yerle bir olurdu dağlar. Ama bunun kalbindeki o karalığı kaldıramazsın. Çünkü onun kalbinde ne var? Şirk pisliği var bulaşmış. Ne yapmış bu? O komşusu İmam Rabbani komşusunun bir komşusu var. Mecusi. Ateşe tapan insanlar. Onlar da, da arası iyi. Görüşüyorlar, konuşuyorlar. Olabilir. Ama problem nerede? O mecusi komşusunun, ateşperest komşusunun kendi inançlarına göre dini ritüellerine bu iştirak edince, onların dini bir bayramlarında yapılan o güne mahsus kırmızı pilav yapıyor. E bu da benim de neyim eksik diyor. Sanki güya He, o da kırmızı pilav yapınca onlarla beraber eğlenince o pilavı o gece yeyince, o zaman ne oluyor? Naneyi yemiş oluyor ve işte onların yani e, İslam'a göre batıl olan bir inancın dini bayramını kutladığı zaman ne yapmış oldu? Onu hak menzilesine çıkarmış oldu. O zaman kendi hak olan İslam'ı da neudübillah batıl menzilesine indirmiş oluyor. Sen çünkü ona Kıymet verdiğinde durum otomatik olarak böyle oluyor. İşte bundan dolayı kalbinde karalık zuhur ediyor. Evet kıymetli kardeşlerim. E ne olacak şimdi? İmam Rabbani Hazretleri, tabii daha sonra vefat ediyor. Komşusu vefat ediyor. İmam Rabbani Hazretleri de istihare yapıyor. Yani bunun cenazesine gideyim mi gitmeyeyim mi acaba? Çünkü böyle bir hadise yaşandı. Kalbinde bir karalık var. Can vermekte zorlanıyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Mevla ne vurdu? <laughs> Onların ne namazlarını kıl ne de kabirlerinde durma diyor Mevla. Yani münafıkların, efendime söyleyeyim, imansız ölenlerin cenazesi kılınır mı? Kılınmaz. Bir adam İslam'a sövüyorsa, dine sövüyorsa, kutsal değerlere sövüyorsa, he? bu adam dinsizse, İslam'a, Kur'an'a düşman olan Allah'a peygambere düşman olan bir adamın cenazesi kılınmaz. Evet. İmanını kurtaramadıysa bu adamın cenazesi kılınmaz. Allah Teala yasaklıyor. E şimdi bu da kurtardı mı kurtarmadı mı bilemiyor. Ha hiçbirini bilemiyoruz ama bunda bir alametler olduğu için yani şirk pisliğine bulaşma alametleri efendim olduğundan dolayı böyle bir tereddüt yaşayınca istihara yapıyor. İstihara dedi imanını kurtardığı ifade ediliyor ve cenazesine gidiyor. Evet cenazesine gidiyor. İmanını kurtarmış ama ihtimaldir ki he İmam Rabbani Hazretleri gibi böyle bir şahsiyet onun cenaze son anda geldi ya. Düşünsene yani son sekerat anında bile Kur'an okumayı bilen biri gelip başında Yasin okuduğu zaman Değil mi? Sana kelime-i tevhidi telkin ettiği zaman, sana güzel efendim, telkinlerde bulunduğu zaman bu bile ölümü asan ediyorsa koskoca 70 bin evliyanın reisi adamın son anında geldiği zaman ona faydası olmaz mı? İhtimaldir ki onun imanını kurtarması efendim, böyle bir Allah dostunun son anında başında bulunmasından kaynaklanmış olabilir yani. Ne oldu şimdi bak? Yani bir kırmızı pilav yiyeceksin diye Az kalsın imansız gidecekti Allah muhafaza. Hırıl hırıl hırlıyor. Herkes efendim etrafındaki çoluğu çocuğu, konu komşu, akraba talukat hepsi yürekler ağzında. Ne oldu? Yemesen ne olacaktı? Yani o kırmızı pilavı yeme mübarek ya. Niye yiyorsun? O zıkkımı niye yiyorsun yani? Zıkkım derken o gece yaptığı için diyorum. Yoksa kırmızı pilav haram mı? Değil. Kırmızı pilav ise zaman yiyebilir misin? Yersin. Kırmızı da ye. Efendim pilavını da ye. Nasıl yersen ye. Ama efendim mecusilerin dini bayramına denk gelen o günde ve onların yaptığı şekilde yeme. Ha bizde böyle bir şey var mı zaten yok. Ama bizde ne var şimdi buna benzeyen hindi var. Evet. Hindi yılbaşında mesela hindi kesiliyor. Niye yıl başında yiyorsun? He? Niye yiyorsun? Yani hindi yemek caiz mi? Haram mı? Asla. Bu akşam ye. Üç gün sonra ye dün yeseydin olurdu öbür gün yeseydi olurdu ama yılbaşı gecesi yeme. Rahmetli Mevlüd Hocan dediği gibi her kim yılbaşında yerse hindi bütün günahlar tepesine bindi. Çünkü sen orada birilerine ne yapıyorsun benziyorsun. Kendini benzetiyorsun. He? Ya. Onun için bu meselelere ne yapmalı dikkat etmeli kıymetli kardeşlerim. Yani burada şunu anlayalım. Yani İslam'ın dışındaki bir inanca bir kıymet vermek, bir değer vermek he, ne yapıyor? İnsanı tehlikeye sokuyor. Belki bazıları şöyle diyebilir. Ya Hoca Efendi, ben onların dini bayramını kutlamak için değil de yani kendimce eğleniyorum. Yani yılbaşı gecesi ben onların efendim, dini bayramlarına hürmeten değil de çoluk çocuk, ailecek yani öyle biz eğleneceğiz kendi aramızda diyenler olabilir. E peki kardeşim madem eğleneyim diyorsun çoluk çocuk kendi aramızda bir şeyler yapalım diyorsun da o geceyi mi buldun ya? He? Bu gece yap. Öbür gece yap. Yani niye illa niçin o gece yapacaksın? Niye onların eğlendiği gibi eğleniyorsun yani? He? Sen boş ver eğlenceni. Bak dikkat et şimdi. Altını çizerek söylüyorum. Sen boş ver eğlenceni gayrimüslimlere benzetmeyi ibadetini bile benzetemezsin. Evet, İslam dini senin ibadetini bile gayri müslimlere benzetmene müsaade etmiyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Mesela bakın fıkıh kitaplarında hatta ilmel kitaplarında da geçer. Namaz kılarken der aleve karşı namaz kılınmaz. Aleve karşı bir şömine vardır vesaire veya işte bazı elektrik sobalar oluyor mesela diyelim ki. Yani onun önünde onun karşısında kılınmaz. Niçin? Ateşperestlere benzememek için. Çünkü ateşperestler perestler alevin önünde secde ediyorlar. He? Ha sen secdeni Allah'a yaparken bile aleve karşı yapma diyor. Ne alakası var? Ben aleve secde etmiyorum ki. İşte sen zaten aleve secde etmiyorsun. Sen zaten Allah için secde ediyorsun ama Allah'a yaptığımız secdeyi bile ne yapmayacağız? Aleve karşı yapmayacağız. Veya karşımızda bir resim varsa he, o resme karşı ne yapamayız? Namaz kılamayız. Çünkü putperestler öyle yapıyorlardı. Putların önünde secde ediyorlardı. Buna İslam müsaade etmiyor. Hatta kerahat vakitleri vardır. Özellikle Hanefi mezhebinde güneş doğarken, güneş zevaldeyken ve güneş batarken. Anlatabiliyor muyum? Yani bu üç yerde efendim ee, Namaz vakitleri de keraat var. Niçin? Çünkü güneş perestler o vakitlerde secde ederler güneşe de onun için. Yani güneş doğarken sanki hani güneşe tapıyor ya ilahını karşılıyor diyor secde ediyor. Zevaldeyken secde ediyor. Bir de giderken uğurluyor, batarken secde ediyor. Ha dolayısıyla onlara benzememek için o vakitlerde ne yapıyorsun? Secde etmiyorsun. Bak görüyor musun? Yani namaz kılarken bile başka efendim bir takım inançlara benzemene müsaade etmeyen İslam dini eğlenceni benzetmene müsaade eder mi ya? Mesela Aşure günü orucuyla alakalı efendim sallallahu aleyhi ve sellem hani Aşure günü orucunu emredince dediler ya Resulallah Yahudiler de oruç tutuyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Sumu yevme aşura. Aşure günü oruç tutun. Ama ve haleful yahud. Yahudilere muhalefet edin. Nasıl? Sumu yevmen kablehu ev yevmen Ha bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla aşure günü oruç tutarak Yahudilere muhalefet edin. Onlar tek günü tutuyor. Siz tutmayın o gün. Tek tutmayın. O gün tutur ama bir gün öncesiyle veya bir gün sonrasıyla. Bak görüyor musun? Yani oruç gibi Allah-u Teala'nın en sevdiği ibadetlerden sırf Allah için olan bir ibadet olan orucu bile tutarken bir ehli kitaba benzemene müsaade etmeyen din senin eğlenceni benzetmene müsaade eder mi zannediyorsun? He? İslam'da böyle bir özellik var. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret ettiği zaman, Medine'ye geldiği zaman bir baktı orada bayramlar var. İki tane bayram vardı. Medine halkının kutladığı iki tane bayram. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? O iki bayramı iptal etti. O iptal etti iki bayramın yerine Ramazan ve kurban bayramlarını hediye etti. Bak dikkat et çok enteresan. Yani iki tane bayram var. Ha madem bu bayramlar kutlana gelmiş. Öyleyse biz bu bayramları bize uygun şekle getirelim ve öyle devam edelim demiyor. Onları ne yapıyor? Kaldırıyor. Ve onun yerine iki tane yepyeni bir bayram şu ümmete hediye ediyor. Ve bugüne kadar he, böylesine milyonlar tarafından kutlanan başka bayram olmamıştır. Evet kıymetli kardeşlerim, İslam böyle. İslam geldiği zaman kendi sistemini, kendi nizamını getirir. Ne kadar? Efendim daha öncekilerini kökünden söker, atar ve kendi sistemini ve nizamını kurar. İslam böyle bir din. Onun için başkasına benzemene müsaade etmiyor. Kendine benze, İslam'a benze. Efendim, özümüz neyse heh, o şekilde hareket etmek lazım yani. Evet kıymetli kardeşlerim. Onun için... İslam geldikten sonra cahiliye bayramlarını, şenlikleri, festivalleri, efendim bir takım e, işte galalar vesaireleri de ne yapıyor? Onları yasaklamış oluyor. Hatta bakın yani ezan-ı Muhammediye ile alakalı meşhur hadiseleri bilirsiniz. Hani Müslümanlar çoğaldı. Ne olacak? Namaza davet için ne yapalım diye istişare edildi. Bazıları dediler ki yani namaz vakti geldi insanları nasıl çağıralım? Çünkü çok efendim, artık İslam ne nema buldu, kalabalıklaştı ve Medine artık şehir olarak da büyüdü. Oturum genişledi. E şimdi nasıl yapmak lazım da insanlara duyurmak lazım namaz vakti geldi diye? Dediler boru çalalım. Yani boru çalalım. Herkes boruyu duyduğu zaman ne yapsın? Anlasın ki ezan vakti geldi mescide koçsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hoş, hoş karşılamadı. Dedi ki o boru çalmak Yahudilere aittir dedi. Bak dikkat et. Ne yapalım canım? Yahudiler efendim, çan, çan, e, boru çalıyorsa biz efendim, havraya değil ki mescide çağırıyoruz yani boru çalalım demiyor Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. İbadet için bile olsa gayrimüslimlere benzemeyi asla kabul etmiyor. E çan çalalım. Çünkü hani duymuşlar ya Hristiyanlardan vesaire. Ha onların işte çan çalmaları var. Çan çalalım, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona da ne yapmadım müsaade etmedi. Çünkü Hristiyanlara ait. Ateş yaksak, ateş görünce büyük bir ateş, dumanı vesaire. E o da mecusiler yapıyor bunu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu da kabul etmedi. Bakın namaza davet için bile Hristiyan'a benzerliği, Yahudi'ye benzerliği, ateşperestlere benzerliği kabul etmeyen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Senin eğlenceni benzetmene müsaade eder mi? He? Hani sen dedin ya evimizde ne var canım? Biz de evimizde eğleneceğiz yani onların bayramına hürmetten değil de e O zaman yarın yapma. Yani bir gün önce yap, bir gün sonra yap. illa niye o gün yapıyorsun canım sen ya? Madem çoluğunla çocuğunla evde bir eğlenelim diyorsun kendi e, halimizde, ahvalimizde şöyle takılalım kendi ailecek. E, o zaman o gece yapma. Bak ibadetini benzetmene müsaade etmiyor evla. Ya çok önemli. Çok önemli kıymetli kardeşler. Müslümanız diyoruz. He, her gün namaz kılarken sünnetlerle, vaciplerle, farzlarla beraber 40 vakit namaz kılıyoruz. Her rekatta Fatiha okuyoruz. Fatiha'da ne diyoruz? İhtina al müstakim. Demiyor muyuz? Ya Rabbi bizi dost doğru yola ilet diyoruz. Sıraat lezine öyle kimselerin yoluna ki yani ihtina sıratan müstakim sıratan lezine öyle kimselerin yoluna ki en'am te inam ettiğin kulların yolu üzere. Onlar da nebiler, efendim, e, sıddıklar, şehitler ve salihlerin yoluna bizleri hidayet et. Gayril <laughs> mağdubi aleyhim ve demiyor muyuz? He? Gazaba uğramış Yahudilerin ve sapmış olan Hristiyanların yoluna değil ilam ettiğin kulların yoluna bizi hidayet et. Her gün böyle dua edeceksin. Ve diyeceksin. Amin diyeceksin. Gene de gideceksin. Yılbaşı kutlayacaksın ya. Olur mu öyle bir şey? Evet kıymetli kardeşlerim. Aman dikkat edelim. Lekum dinikum veliyedi. Onun dini ona, senin dini sana. Evet. Dolayısıyla bizim ne işimiz var onların eğlencesiyle, eğlentisiyle? He? Dikkat edelim. Çünkü tehlikeler barındırıyor. Çünkü onların dini bir bayramı. O gün yapma, o gece yapma. Men kettere sevade kavmin fehve minhum. Kim bir kavme benzerse onlardandır. Bak Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Men teşebbe bi kavmin Kim bir kavme benzerse onlardandır. Ha, men kettere sevade kavmin fehve Kim bir kalmin karaltısını arttırırsa onlardandır. Bak dikkat et. Sen diyorsun ki kendi çapımızda şöyle ailecek yapalım diyorsun ya. Senin gibi kaç kişi yapıyor diyelim o gece? Hristiyandır, şudur budur neyse yapıyorlar. Bin kişi. Sen de yapıyorsun. Ne oldu şimdi? Bin, bir. ve o minhum onlardandır. Çünkü ''Men kestere seve de kavmin fehüve minhum. Kim bir kalmin karartısını çoğaltırsa, yani sayısını artırırsa. E sen de artırmış oldun. Bin kişi yapıyor, sen de yaptın. Oldun bin bir. Yüz bin kişi yapıyor. Sen de yaptın. 101 bir bin oldu. Yüz bin bir oldu. Misal ne oldu şimdi? Karartıyı artırdın. Yani şimdi böyle işlere girmenin ne manası var? Çoluğunun çocuğunu da bu sıkıntılara sokuyorsun. He? Bizler Müslümanız. Biz Müslümanız. İslamca yaşamamız lazım. Aslında sadece bu gibi olaylarda değil, her konuda, her konuda benzememeye gayret etmek lazım ya. Müslümanın bir duruşu olmalı. Bak İmam Rabbani Hazretlerine buyuruyor biliyor musun? Gavurun diyor ateşine bile bakma diyor. Huy sıçrar diyor. Bak bak. E, o koca imam bizi görse şimdi. Ya. Gavurun ateşine bile bakma. Huy sıçrar. Nerede kaldı dizisi, filmi, şusu, tiyatrosu, busu? Ya. Seyretmediğimiz, bakmadığımız bir şeysi kalmadı ya. Onun için normal geliyor artık ve normal olmadığını söyleyenler de sana anormal geliyor. Sen de diyorsun ki bu hoca neden bahsediyor acaba? Olsun her malın müşterisi var. Her malın müşterisi vardır. Bu yolun yolcuları var. Hak davanın yolcuları var. Hakkı hakikati gören gözler var. İttakû firâsetel mü'min. Fe inne uyandırı bin azze ve cel. Mü'min Allah'ın nuruyla bakar. Onun firasetinden sakının hadisinin muhatabı olan bu yolun yolcuları var. Ben onlara anlatıyorum kardeşim. Onlarla dertleşiyoruz. Onlarla müdakere ve mütalaa ediyoruz yani. Evet. Onun için kıymetli kardeşlerim, bak ne diyor? Gayrimüslimlere zahiren benzemek, onlar gibi eğlenmek, onlar gibi hareket etmek, anlıyor musun? odasını, modasını, giyimini, kıyafetini, mimiklerini, konuşmalarını, eğlencelerini onlar gibi yapmak bir süre sonra ne var biliyor musun? Kalbe nüfuz eder. Bak bir süre sonra kalbe nüfuz eder ve zamanla ne olur? Milli ve manevi yıkım başlar. Ya Toplum kendi değer yargılarını unutur ve batının kokuşmuş değerlerine hayranlık duymaya başlar. Maalesef bugün Efendim bu vartaya düşmüşüz neredeyse. Ya. Onun için o sevgiler, o muhabbetler gönlümüzü istila etmiş. Namaz zor geliyor. İbadet zor geliyor. Sohbet zor geliyor. Değil mi? Bakın YouTube'ları açın mesela. YouTube'daki videolara bakın. Yani vaazlar var. Vaaz ediyoruz orada. Sohbet ediyoruz ve bu sohbetleri koyuyoruz oraya. Bir bunlara kaç bin kişi bakmış. Bir de affedersin maymunluk yapanlara bakın. He? saçma sapan efendim videolar çekenlere bakın. Uuu, yüz binler milyonlar. Ve bu bunu seyredenler de hep Ahmetler, Mehmetler, Ayşeler, Fatmalar. Hep Müslümanlar. Yani niye? E çünkü artık yani o batının kokuşmuş değerleriyle hemhal ola ola kalp artık istila olmuş. Ne oluyor biliyor musun? Vaaz sohbet hoşuna gitmiyor. Bir şey söylensin istemiyor. He? Anne Baba çocuğuna yavrum namazını kıldın mı? Niye bak hala namazını kılmadın? Mı? Vakit geçiyor. Diyemiyor ya. Dediği zaman çocuk darlanıyor yani. Niye söylüyorsun? E kıl oğlum söyletme. Sen de kıl söyletme. Müslüman değil misin? Efendi Hazretlerimizin buyurduğu gibi. Ne garip ki Müslümana namaz kıldıyoruz. Hakikaten ne garip ya. Evet kıymetli kardeşlerim. Onun için aman dikkat edelim. Ömer Hayyam'ın dediği gibi olmasın. Ömer Hayyam'ın bir sözü var. He? Ne demiş? Bir elde kade, bir elde Kur'an, bir işimiz helal, bir işimiz haram. Şu yarım yamalak dünyada ne tam kafir olduk ne de tam bir Müslüman diyor. Böyle bir Müslüman modeli Mevla kabul etmiyor. Böyle bir Müslüman modelini he rengarenk bu kalemun gibi her efendim tarakta bezi var. Müslüman omurgalı olacak. Dik duracağız. Rabbimiz ne buyurduysa, ne duyurduysa o şekilde hareket edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu becermek nasip eylesin. Ha bir de tabii şöyle bir inanış var. Yılbaşına nasıl girersen bütün sene öyle geçer deniyor. Tabii aslında yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bir bu mihenk konusunda bir tüyo vermiş haftanın mihengiyle senenin mihengi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere beyan etmiş. Ne buyurmuş? Vekâd-i Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem İlâ selimetil Cuma selimetil eyyâm Cuma günü salim bir şekilde geçerse bütün günler öyle geçer. Yani haftanın mihengi hangisidir? Cuma günüdür. Cuma nasıl geçerse bütün hafta öyle geçer. Ve izâ selimet Ramazan Ramazan ayı nasıl geçerse yani salim bir şekilde geçerse kalp cem'iyetiyle geçerse ne olur? Selimetiz sene, bütün sene böyle geçer. Onun için Cuma'ya dikkat etmeli, Ramazan ayına dikkat etmeli. Ama ne kadar dikkat edeceğin? Cuma günü de haftanın son günü. He, Cuma günü aman ya Rabbi trafikte tıkalı. Herkes vergi daireleri, bankalar, çek, senet onu yatıracağız bunu edeceğiz. Son gün ne yapayım edeyim bunu halledeyim yatırayım diye son gün öyle bir koşturma oluyor. E, Cuma günü nasıl geçerse bütün hafta öyle mi geçiyor? E şimdi Cuma günü koşturmayla geçince bütün hafta öyle geçiyor. Bütün ay öyle geçiyor. Bütün sene ve bütün ömür koşturmakla geçiyor. Bir de bakıyorsun ecel gelmiş. Ha şimdi benim demek istediğim şu toparlıyorum. Nedenmiş? Şöyle bir inanış var. Yılbaşına nasıl girersek bütün sene öyle geçer. Aslında tabii dediğim gibi ölçü bu. Cuma günü haftanın mihengi, Ramazan ayı senenin mihengi. Fakat diyelim sen öyle inanıyorsun. İnanıyorsun ki Yılbaşı nasıl geçerse öyle geçer. E mübarek adam, o zaman madem böyle inanıyorsun, yılbaşını niye böyle geçiriyorsun? Niye içkiyle geçiriyorsun? Niye dansla, niye baloyla, niye bilmem neyle, isyanla, günahla niye geçiriyorsun? He? Madem nasıl başlarsa öyle gider. Sen bütün bir senenin hoppala zıppala isyan içerisinde günahla mı geçmesini istiyorsun? Madem böyle inanıyorsun, bak senin inandığın gibi konuşuyorum ben madem. Hani mantık yürütüyoruz. Bir efendim Beyin fırtınası yapıyoruz diyelim. O zaman Kur'an oku. bazı dinle, sohbet dinle. Madem öyle geçer, o zaman Kur'an'la geçsin, duayla geçsin, zikirle geçsin. Güzel geçsin. İstemiyor musun yani? Demek kendi bacağımıza sıkıyoruz yani. Evet kıymetli kardeşlerim. Aman dikkat edelim. Böyle bir toplumsal isyana bulaşmayalım. İnsanlar isyandayken çünkü öyle bir şey ki yani herkesin o gece ne yapacak isyanda. Ya. Herkes derken, herkes değil tabii ki ama büyük kalabalıklar. Organizasyonlar var, ve efendime söyleyeyim rezervasyonlar var. O gece için efendim günler öncesinden, haftalar öncesinden randevüler, rezervasyonlar, yer ayırtmalar var. Dolayısıyla o gece şampanyalar, içkiler, danslar, balolar. Yani herkes o gece aynı anda, aynı vakitte, aynı gecede bir işlen yapılacak. Aman biz bu isyanın bir parçası olmayalım. Aman o kalabalığın karartısını artıran kimselerden olmayalım. Lanete sebep olabilecek işlerin yapıldığı o gece rahmete vesile olacak işler yapmaya gayret edelim de eğer bir bela bir musibet gelecekse de bu yapılan güzel işler, salih ameller, vaazlar, sohbetler o belalara paratoner olabilsin. Evet kıymetli kardeşlerim bu hafta bu kadarla iktifa ediyoruz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.